E, i̇kinci S400 paketi nasıl okumalıyız? Amerika Birleşik Devletleri'ne e, bunu bir rest olarak e, acaba okuyabilir miyiz, değerlendirebilir miyiz? Şu açıdan soruyorum. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde dün sanıyorum bu açıklamayı yapmıştı. Rusya ile S400 savunma sisteminin ikinci paketi için görüşmeler devam ediyor ve savunma sanayi konusunda atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Aslında belki de en önemli başlık bu. Bu Başlık üzerinden size sormak istiyorum Sayın Karakuş. Şimdi ben bunu aynı zamanda malumunuz bir yerde efendim emniyete ve jandarmaya aynı zamanda sahil güvenliğe, silahlı kuvvetlerin bazı malzeme teçhizat ve silahlarının verilmesiyle bağlıyorum. Şöyle demek istiyorum Türkiye iki buçuk savaşa hazırlanıyor. Yani karşımızda Yunanistan, Güney Kıbrıs ve bugün Suriye'nin doğusunda 65 bin tamamen yetişmiş PKK, PYD'nin efendim bir savaş halinde Türkiye'nin zor durumda kalmaması için yapılan hamlelerine bağlıyorum. Şimdi daha önceki döneme kadar herkes değişik şekillerde düşündü bu emniyete ve jandarmaya, efendim işte sahil güvenliğe ve diğer kuruluşlara, MIT'e, efendim silahlı kuvvetlerinin taşınır mallarının verilmesi konusunu ama ben artık tamamen buna bağlıyorum. S-400 ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra. Şimdi artık Türkiye diyor ki, bakın biz bu F35 projesine 1993'ten beri adımımızı attık. O zaman daha GSF'ti. Kimin alacağı falan da belli değildi. Hangi efenin firmanın alacağı falan belli değildi. Ee, o sırada yani 1993'ten itibaren ilgilendiğimizi ve bunun bir parçası olmak istediğimizi belirtip girmiştik. Fakat yıllar geçti. Tamamen malumunuz bu S400 bahane edilerek bir yerde Türkiye f 35 programından çıkarılma teşebbüsü içerisinde şu anda bulunmakta. Bunun yanı sıra da bunun yanı sıra da efendim bir yerde f 35 ile şimdiye kadar ilgilenmemiş olan Yunanistan'a f 35 verilmesi aynı zamanda da Fransa'dan da biliyorsunuz Rafale uçaklarının verilmesi söz konusu. Zaten altısı bu Temmuz ayında teslim edilecek. E, raperelerin Yunanistan'a. E, yani burada e, bir oluşum var. Yani Türkiye'ye karşı biz e, efendim e, iki buçuk harbe hazırlık çalışması yapmamız lazım. E, doğrudan bizim şu anda bir uçak e, temini bir projemiz de söz konusu değil. E, bir yerde e, Sayın Cumhurbaşkanı'na Savunma Bakanı'na da sorduklarında e, aynı zamanda e, Sayın İsmail Demir Savunma Sanayi Başkanı da Efendim e, verdiği cevapta e, bizim şu anda belirlediğimiz bir e, efendim uçak alımı söz konusu değil. E, Milli muharip uçağın efendim e, zamanının erkene çekilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz demiştir. E, biz şu anda diyoruz ki bakın Amerika Birleşik Devletleri bize haksızlık ve hukuksuzluk yapıyorsunuz. Sadece haksızlık değil aynı zamanda hukuksuzluk yapıyorsunuz. Sizinle anlaşmalarımız var. Bu anlaşmaları ortadan kaldırıyorsunuz. Aynı zamanda bizimle şu anda efendim Doğu Akdeniz'de ve Ege'de çeşitli şekillerde karşı karşıya kalmış olduğumuz ülkeye efendim adeta bizim F35'lerimizi veriyorsunuz. Bizi tehlikeye sokuyorsunuz. Bu tehlikeyi karşılamak için biz de ilk adımımızı atıyoruz. s ile ilgili husus bunu görüyoruz. Şimdi biraz evvel söyledim bu MİT'e, emniyete efendim, silahlı kuvvetlerin e, malzemelerinin e, efendim, e, bir yerde e, icap eden konumda verilmesi konumu. Burada onu bağlıyorum ben. E, özellikle tabii ki bu 65 bin e, kişi olarak belirtiliyor şu anda. Belki daha fazla orasını bilemem. E, bilinen o. Bu kişilerin, bu PKK'nın, YPK'nin bütün adamları... Amerika Birleşik Devletleri'nin 30-40 bin tırla, 10 bin uçakla getirdiği malzeme teçhizatla efendim, eğitimini tamamlamış konumda. Yani Türkiye batıda uğraşması söz konusu olduğunda, Güney Kıbrıs dahil Yunanistan'la uğraşması söz konusu olduğunda bunların devreye girme ihtimali var. Tabii ki Güneydoğu'da özellikle bunları karşılama amaçlı kullanacağınız e benim kuvvetler genellikle işte MIT jandarma ve diğer kuvvetleriniz olabilir. Tabii ki silahlı kuvvetlerinin bir kısmı da muhakkak olacaktır. Türkiye buna karşı tedbir almaktadır diye düşünmekteyim. Evet. Ee, Bu bir restleşme falan değil. Tedbir alıyor olarak yorumluyorsunuz. Sayın Pekes. Bu bir küskünlük. Bu bir küskünlük. Yani bizim tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne küskünlüğümüz haklı, hukuklu olduğumuz halde bize karşı böyle bir tutum içerisine Amerika Birleşik Devletleri'nin girmesi ve burada biz F-35 programını daha sonra yapılan yaptırımdan daha önemli tuttuğumuzun bir ifadesi. Diyoruz ki efendim işte F-35 programı bizim için en büyük yaptırımdır. Yani daha sonra malumunuz yaptırım olarak katsa da belirledikleri benim savunma sanayi başkanlığı ve başkanı ve 3 kişinin e, aynı zamanda bu işlemlerden soyutlanması konusu e, çok büyük bizim için yaptırım değil. Biz savunma sanayimizi müdafaa etmeye, savunmaya ve e, onun geliştirilmesine çalışacağız. Ama bize karşı savaşa yeltenenlere karşı daydırılımızı muhakkak muhafaza edeceğiz manasındadır diye düşünüyorum. E, e, Sayın Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Karakuşa katılıyor musunuz? E, ya da bunu bir rest olarak mı e, yani yorumluyorsunuz tabii, yoksa e, küskünlük e, olarak mı? Yani küskünlük e, demeyelim. E, Türkiye tedbir alıyor. E, öyle söylüyorum. Yani e, karşı taraf söylüyor. Eğer e, böyle devam ederseniz ben de gereken tedbiri alırım. Ben de şey değilim. Hazırlıksız değilim. bu konuya hazırlık yapıyorum. E, aklınızı başınıza toplayın diye. Çünkü Türkiye şu andan itibaren mesela dün bir haber vardı sanırım ABD'nin Suriye özel temsilcisi. Diyor ki eğer Suriye, Esad rejiminin bir bir anda çöktüğünü görürsen şaşırmayın diyor. Yani Türkiye bütün bunlar hazırlıklı olması lazım. Yani gerçekten de bir anda çökebilir. Çünkü şeyle İsrail'le Suriye temsilcilerinin Hümeynim üstünde konuştukları konusunda, iki, iki, seferde toplantı yaptıkları konusunda bir bilgi var. Ee, yani Amerika işten işe ve Rusların koordinatöründe yapılıyor. Ve e, Amerika Birleşik Devletleri e, Rusya'ya bir takım e, ödünler vermek suretiyle, e, tavizler vermek suretiyle, kalıcı bir takım haklar vermek suretiyle, e, özellikle Suriye'de kazandığı konumla ilgili olarak, çünkü gerçekten Suriye'yi jeopolitik bir hedef olarak görüyor kazandıklarını. Eee Böyle baktığımızda e, bu kaymalar olabilir, e, ya yani bir anda farklı bir çözüm şeklinde Türkiye karşı karşıya kalabilir diye değerlendim. Özellikle YPG açısından. Böyle baktığımızda e, komutanın söyledikleri doğru tabii. Yani e, öyle, böyle baktığımızda Türkiye tedbir alıyor. Buna ben yani e, evet aynı şeydeyiz, aynı e, müttefikiz. Müttefikiz. Aynı NATO'nun çatısı altındayız. Müttefikiz. Ee, ve 70 yıldan beri bu mütefiklik devam ediyor. Ama maalesef e, oradan gelen şeyler var. En son e, şeyin e, bu eski Amerikan Amerika Birleşik Devletleri e, Suriye sorumlusu Jeffrey'in bir açıklaması var. Diyor ki e, şeyde sanırım e, yine Amerikalı bir kuruluşta e, bir konuşma yapmış. O konuşmada e, bu şey diyor e, S-400'ler Türkiye için ya da Türkiye, Türkiye ile Amerika arasındaki şeyi bozan, dostluğu bozan en kötü olaydır. Şimdiye kadar benim büyük büyüklercik zamanım dahil bu kadar aşağı düşmemişti şeklinde bir şey var Güvenin. Ama aynı adama sormak lazım. Yani sen böyle düşünüyorsun ama bir taraftan da bizim karşımızda biraz evvel komutanımız söylediği gibi 65 bin kişilik bir YPG PYD ordusu, PKK ordusu çıkartmaya çalışıyorsun ve bunu devamlı silahlandırıyorsun. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye tedbir alıyor bir. İkincisi S-400 konusunda da evet ee, biz tabii ki bir tane S-400 Türkiye'ye yetmez. Yani bir S-400 e, bataryasında sanırım iki ateş kısmı var herhalde. Evet, evet. Şimdi diğer parası da ödenmiş bunun. Diğer S-400 bataryasının gelişimi ile ilgili belki de S-400 değil de belki de S-500 alacağız bu konuyla ilgili. E, yani bu konuda görüşmeler var e, ve Türkiye kendi hava sonu sen bana F-35'leri vermiyorsun ama Yunanistan'a veriyorsun. E, muhtemel bir e, şeyde e, harpte çünkü muhtemel bir harpte böyle kusura bakmayın açıklara gitmek istiyorum muhtemel bir harpte e, Yunanistan'da Türkiye'nin kapışma noktası önce hava kuvvetleri olacak yani onun için hava kuvvetleri Türk hava kuvvetleri Yunanistan Sayın peki şimdi e, şunu soracağım zarar... önemli açıklayarak gitmek istiyorum diyorsunuz ama önemli notların altını da çiziyorsunuz. Şimdi Türkiye bir önlem alıyor elbette ki e, diyorsunuz ve ardından da işte evet, evet. e, Yunanistan'la Türkiye'nin çatışması e, hava kuvvetleri anlamında böyle bir e, bir şey mi öngörüyorsunuz yani olası bir e, Türkiye'nin girebileceği e, sıkıntılı bir şimdi durum bakın, mu? mu? Muhtemelen cepheler evet e, muhtemelen cepheler yani bir defa istikrarlı görüşmelerden bir şey çıkmayacağı açık. Hı. ...Ege Denizi'nde, Yunanlar diyor ki... ...biz görüşeceğimiz tek şey var... E, ...Deniz yetki alanlarının belirlenmesidir. Hepsi o kadar. Halbuki 15 tane problem var... ...Ege'de. E, Doğu Akdeniz'de de aynı şey var. Karşımıza Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da... ...Amerika'yı ve Avrupa'yı çıkartıyorlar. Yani bakmayın siz şimdi... ...Fransız e, Macron... ...Başkanı Macron mektup yazmış... ...Sayın Cumhurbaşkanı'na... Onu, e, ...onunla görüşmek istiyor vesaire falan... E, ...ama bunların hepsi... E, ...bir şekilde... Cumhurbaşkanı üzerinde ve Türkiye üzerinde baskı amacını taşıyor. Aynı şey Suriye'de ve Irak'ta olabilir. Bakın. E, dolayısıyla Karadeniz, e, Doğu Akdeniz'de olabilir. E, ve böyle bir olayda böyle bir olayda Türkiye'nin Türkiye'nin e, muhtemelen hava kuvvetlerinin güçlü olması lazım. Hava savunmasının güçlü olması lazım. Türkiye F-35'leri alamadığına göre o zaman F-35'leri düşürecek. F-35 yani S-400 Artı mevcut uçakları belki ileride uçak da alabilir. Kendi milli uçağı yapıncaya kadar, yani bu beşli uçak yapıncaya kadar bir tedbire ihtiyacı var. O tedbiri alıyor ve diyor ki onlara, biz bakın hazırlığımızı yapıyoruz. Hem Güneydoğu'da ve Doğu'da, zaten Kavkasya'da yapıldı. Güneydoğu'da, Doğu'da, hem de Batı'da ve Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de hazırız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ona göre dikkat edin diye. E, zaten e, Amerika Birleşik Devletleri de, Batı da bakın dikkat edin, dört tane ülkeye hedef alıyor aslında. Türkiye, Pakistan, ondan sonra İran ve e, şey, Türkiye, Pakistan, İran ve e, Rusya ve bu e, bu hedeflere taarruz edemiyorlar. Yani niye? Çünkü sonuçlarından çekiniyorlar. Sonuçlarından çekindikleri için de bu ülkelerin çevrelerindeki e, Afganistan gibi ondan sonra şey gibi e, İran gibi e, Irak gibi Suriye gibi e, ve bir nebze Azerbaycanlı gibi ülkelerde karışıklık çıkartıp iz savaş çıkartıp e, bizim ülkelerimizin bizim gibi e, dör, bu bölgedeki dört ana ülkenin şeyini bozuyorlar. Dengesini bozmaya çalışıyorlar. Türkiye bu dengenin bu dengenin bozulmasını istemiyor. Dolayısıyla e, Türkiye şu an hazırlık yapıyor. Yani bu sadece S400 alımı karşıya yapılan sen bana vermiyorsun ben bunu alıyorum değil. Ben Topbükün olarak Türkiye'yi harbe hazırlıyorum, sevvalli hazırlıyorum. Haberiniz olsun diye karşı tarafa topbükün bir mesaj vermedir ve sadece mesaj verme değil. Bununla birlikte gerçek bir hazırlıktır e, yapılan budur. E, çünkü gerçekten bu pandemi sonucunda ortaya çıkabilecek ekonomik kriz ve e, tekrar belli yerlerde yapılacak olan planlanmış olan bu e, şeyler e, baş kaldırdılar. ...veya karışıklıklar, kaos... E, ...Türkiye'yi, Türkiye üzerinde... ...emelleri olan bu ülkeleri... ...bir şekilde harekete geçirebilir. Evet. E, onun için Türkiye bu tedbiri almak durumunda. Evet. Aynı tedbirleri... E, ...Sayın e, Cumhurbaşkanı söyledi işte... E, ...şeyde de alacak. Yani bu bilgi çalınması konusunda... casusluk konusunda... ...bütün bu tedbiri al, almak konusu, e, durumunda... Oraya da... Aksi takdirde... ...bu işin içinden çıkamadı. İstihbarat bu konuda çok önemli... ...diye değerlendiriyorum. O noktalara geleceğiz. Sayın Karakuş sanıyorum sizin ekleyeceğiniz bir şey var buyurun. Şimdi bakın biz Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de e, tamamen karşı karşıyayız. Şimdi eğer siz caydırıcılığınızı yitirirseniz bu karşı karşıya bu istikşafi görüşmelerde diğer görüşmelerde daima adeta masadan mağlup kalkarsınız. Türkiye bu caydırıcılığını muhafaza için S400 ikinci paketini devreye koymuştur. Tamamen Sayın Pekin'in diğer fikirlerine de aynen katılıyorum. Yani caydırıcılığınızı asla Yunanistan'a, Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya karşı dahi e, kaybetmemeniz gerekiyor. Biz onun çalışması üzerine hazırlığımızı yapıyoruz. E, bu S400 konusu tamamen buna bağlı diye değerlendiriyorum. Evet. E... Savaş istemiyoruz. Ama katiyetle savaş istemediğimiz halde caydırıcılığınızı muhafaza edeceksiniz ki savaşmayasınız. Yani, Herkes hayır. öyle düşünüyor evet. yani biz barış istiyorsan savaş hazırlığı Evet, evet. evet. yani caydırıcılığınızı muhafaza edeceksiniz evet. ki savaşmayasınız. Biz savaşmadan kendi arzu ettiğimiz hususları, hakları, hukukumuzu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de kazanmaya çalışıyoruz. Evet